Hepiniz selam arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin ve Ethereum hakkında konuşacağız. Bildiğimiz üzere bu geçtiğimiz hafta çok fazla dalgalanma gördük piyasalarda ve şu an önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Bu videoda sizlere bundan sonraki hafta, yani pazartesi ya da önümüzdeki ayda fiyat seviyelerinin hangi taraflara doğru gidebileceğini anlatmaya çalışacağım. Ayrıca bu videoda 2 gün önce çektiğim videonun devamı niteliğinde olacak arkadaşlar. O videoda bir pump yaşayabileceğimizi söylemiştim. Aslında tam da öyle oldu. Sonrasında biraz daha düşüş yaşadık. Peki şimdi bizi neler bekliyor? Onlar hakkında konuşalım. Az önce de söylediğim gibi ilk başta Bitcoin'e, daha sonrasında Ethereum'a bakacağız arkadaşlar. Sizden tek istediğim şey de kanala abone olup videoya like atmanız. Bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz. Grafiklere geçmeden önce ilk başta bu faiz artırımları ile ilgili konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere 2 gün önce 75 bas puanlık bir faiz artışı gösterdi Fed. Aslında bu bekleniyordu arkadaşlar. Bu videoda zaten 75 bas puanın iyi olduğunu söylemiştim sizlere 2 gün önce çektiğim Bitcoin videosunda. Ama buradaki kötü olan kısım, Jeremy Powell bu artış sonrasında faiz artırımlarına tam gaz devam edeceğiz sinyalleri verdi. Bu da piyasaları korkuttu. Dolayısıyla bir düşüş yaşadık. Bu faiz artırımlarında birazcık yavaşlama görebiliriz arkadaşlar. Yani 75 bas puan değil de 50 bas puan artış yaşanır. Ama her türlü Fed birazcık daha faizleri yükseltecek gibi gözüküyor önümüzdeki aylarda. Bunu yapmalarının sebebi de enflasyonla savaşmanın en iyi yolunu faizi yükseltmek olduğunu düşünüyorlar arkadaşlar. Türkiye'nin tam tersine. Peki enflasyon ne zaman düşer? Bunu da aklımızdaki soru. Çünkü enflasyon düştüğü zaman faiz artırımları da düzelecek. Enflasyon arkadaşlar, raporlar her ay açıklanıyor. Önümüzdeki hafta bir tane daha enflasyon raporu açıklanacak. O video o açıklandığı zaman da onun hakkında ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi isterseniz Bitcoin grafiği hakkında konuşalım, daha sonrasında Ethereum'a geçelim. Burada ilk göstermek istediğim şey üçgensel formasyonumuz arkadaşlar. Bu formasyonu hatırladığınız üzere 1,5 hafta önce kırmıştık. Bu sarı bölgeden bahsediyorum. Daha sonrasında isterseniz biraz kısa vadeli zaman dilimine geçersek orada bu ayı bayrağı formasyonunu göstermek istiyorum. Bu ayı bayrağı formasyonun yukarı yönlü bir hedefi var arkadaşlar. Zaten teknik analizde, yani az çok biliyorsanız bile, bu formasyon en çok sık gördüğümüz formasyonlardan birisi. Bu hedefe de sopayı sağ tarafa taşıyarak buluyoruz arkadaşlar. 2/3'üne kadar, yani yatay uzaklığın 2/3'üne kadar taşımanız gerekiyor ve bize 23 bin dolarlık bir hedef sunuyor bu teknik analiz formasyonu. Yüzdelik olarak konuşmamız gerekirse de %12'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Tabii ki Bitcoin için bu çok büyük bir yükseliş arkadaşlar. Özellikle bunu mesela kaldıraçlı işlemler kullanarak yapıyorsanız Bybit üzerinde, mesela Onyx kaldıraçla %120 kazanç elde edebilirsiniz. Bu arada Bybit'e arkadaşlar kesinlikle kayıt olun diyorum. Çünkü şu an çok güzel bir challenge'ları var. Ben de o challenge'a katıldım. Açıklamadaki linkten Bybit'e kayıt olabilirsiniz. 4000 dolarlık bonusları ve spot işlemlerinizde %0 komisyon fırsatları var. Benim kullandığım kripto para platformu arkadaşlar, o yüzden siz de güvenebilirsiniz diyeyim. Açıklamadaki linkten de Bybit'e tekrar kayıt olabilirsiniz. Bu arada hali hazırda kayıt olduysanız bu linki kopyalayın arkadaşlar. Yeni bir gizli sekme için gizli sekmede tekrar bağlanırsanız bu linke yeni bir hesap açabiliyorsunuz. Bu arada kimlik doğrulama vesaire yok. Dolayısıyla istediğiniz kadar hesap açıp bu bonusu istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir yöntem, onu da kullanın diyeyim. Tabii ki her formasyonda olduğu gibi bu formasyonun aşağı yönünde bir hedefi var. O hedefi de isterseniz çizerek konuşalım arkadaşlar. Buradaki genişliğimizi sağa doğru taşıdığımız zaman bize aşağı yukarı 19 bin dolarlık bir hedef sunuyor. Tabii ki bunun ihtimali daha az arkadaşlar. %25 ihtimalinde bir aşağı yönlü kırılma bekliyorum ben. Ama bu kırılma haline dikkat etmemiz gereken fiyat seviyelerinden de bahsedeyim isterseniz. Burada ana desteğimiz 20.150 dolarda. 20.150 doların altına doğru bir düşüş yaşarsak bir 19.000'e doğru bir short pozisyon açabilirsiniz. Burada diğer direncimiz de 21.500 dolarda. 21.500 dolarda da bir direnç bekleyebilirsiniz eğer yukarı yönlü bir long pozisyon açacaksanız. Şimdi Bitcoin'de son kez trend çizgilerini göstermek istiyorum. Daha sonrasında Ethereum analizine geçmek istiyorum. Trend çizgilerini burada daha net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 19 bin dolarda, yani 2018 boğa sezonunun zirvesinde bir direnç, bir destek bulduk arkadaşlar. Bu destek de sağlam bir desteğimiz bu arada. Bunu küçümsemememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu seviyenin altında çok bir seviyemiz yok. Ama onun üzerine bakmamız gerekirse 25 bin dolarda bu Luna çöküşünden sonra oluşturduğumuz seviyemiz var. Daha sonrasında da 28 bin dolarda bizim ana hedefimiz var. İsterseniz bu seviyeleri bir de günlük fiyat seviyelerimizle kıyaslayalım. Burada da gördüğünüz gibi 25 bin dolarda günlük seviyemiz var. Bu göreceğimiz ilk direnç, daha sonrasında 30 bin dolar, yani ayı sezonunu belirleyecek direnç var. Şimdi isterseniz Ethereum analizimizle devam edelim. Dikkat etmeniz gereken fiyat seviyelerini orada da göstereyim. Ama onun öncesinde CryptoPilot'tan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü CryptoPilot benim
benim yeni projem. Bu bir alsat botu arkadaşlar. Sizin yerinize alsat yapıyor. Böylece size pasif gelir elde ettiriyor. Burada daha detaylı bilgileri alabilirsiniz. Zaten fiyat politikasına da internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Ama söylemek istiyorum ki arkadaşlar, botumuz gerçekten çok başarılı ve yeni bir güncelleme yayınladık bu bot hakkında. Bu çarşamba günü yayınlandı. Artık daha yüksek kazançlar getiriyoruz ve risk ödül oranımız da daha yüksek. Bu da güzel bir şey oluyor. Açıklamalardan bu bota ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse, isterseniz şimdi Ethereum'un uzun vadeli grafiğine bakarak başlayalım. Şu an gördüğünüz gibi 1675 dolar, 1650 dolar civarında bir tane direncimiz var arkadaşlar. Bu direnç çok önemli. Daha önceki videolarda da söylemiştim. 2018'e kadar uzanıyor ve hem grafikte psikolojik bir yer teşkil ediyor, hem de teknik analiz kuralları bu seviyenin önemli olduğunu gösteriyor. Bu seviye haricinde tabii ki üçgensel bölge formasyonumuz vardı. Bu formasyonu yukarı yönlü kırdık. Bu formasyonu daha önce de yukarı yönlü kırmıştık ama trend çizgimizi geçememiştik arkadaşlar. Bugünümüzün farkı, bu trend çizgisinin de üzerine trade yapıyoruz. Burada görebileceğiniz gibi hatta sürekli o trend çizgisini takip ediyoruz aslında. Burada iki tane seviyemiz var. Bir tanesi 1515 dolardaki desteğimiz bu noktada. Daha sonrasında da burada da 1620 dolarda bir tane direncimiz var. Burada dikkat etmeniz gereken iki seviye bunlar. Ayrıca grafiğe baktığınızda burada bir formasyon da görebiliyorsunuz. Göremeyenleriniz için çizmek istiyorum. Bu bir aşağı yönlü takos formasyonu olarak yorumlayabilirsiniz. Ya da bunu bir ayı bayrağı formasyonu olarak yorumlayabilirsiniz. Ayı bayrağı olarak yorumlarsak arkadaşlar ve sağa doğru hedefimizi taşırsak, benim kısa orta vadeli hedefim olan seviye 1900 dolara kadar bir hedef sunuyor bu ayı bayrağı formasyonu. Eğer siz de böyle bir trade yapmak istiyorsanız 1900 dolara kadar bir long pozisyon açabilirsiniz. Aynı zamanda bu long pozisyonu Bybit üzerinden de açarsanız arkadaşlar, hem 4000 dolarlık bonusa erişebilirsiniz, hem %0 komisyon fırsatıyla alım yapabilirsiniz, hem de kanala destek olmuş olursunuz. O yüzden bunu yaparsanız şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi videoyu bitirmeden de genel olarak marketler, genel olarak piyasalar hakkında konuşmak istiyorum. Burada S&P listesinin grafiğini görüyorsunuz. S&P listesinde şu an aslında destekteyiz. Ama arkadaşlar, bu Fed açıklamasından sonra bir düşüş yaşadık ve bizi aşağı yukarı 3200 dolara kadar bir düşüş bekliyor olabilir. Bunun Bitcoin'de birazcık etkisi olur diye tahmin ediyorum. Onun haricinde burada dolar güç endeksimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz sene boyunca dolar sürekli yükseliş yaşamış. Doların gücü yükselmiş. Bu da piyasaların, konut marketlerinin ya da Türk lirasının ya da Bitcoin'in düşmesine sebep oluyor arkadaşlar. Ana etken buydu. Grafiğe biraz daha yakından bakarsak burada bir destek noktası bulduğumuzu görebilirsiniz arkadaşlar ve birazcık açıkçası boğasal gözüküyor. Bu da demek oluyor ki doların gücü biraz daha artabilir. Bu da Bitcoin'in biraz orta vadede en azından birazcık düşmesine sebep olabilir. Yani buradan çıkarmanız gereken ders, eğer Bitcoin'de ya da Ethereum'da bir trade açacaksanız doların güç endeksine ve S&P listesi grafiklerine kesinlikle yakından bakmalısınız. Oralarda bazı endişelendirici sinyaller var. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.